Değerli YouTube takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir umarım. Ben çok iyiyim. Videolarımı beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, kanalıma abone oldunuz. Ailemiz büyüyor. 17 bin kişiyi açtık neredeyse. 17 bin kişi olmadık da daha. Ama oluruz diye düşünüyorum çünkü bayağı artıyor yani. Günlük 400 abone, 500 abone geliyor. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şimdi ben de sizlere telefonumla video çekiyorum. Biliyorsunuz telefonumda eski videolar var bir iki tane. Onları atmam gerekiyor yani sizlerle paylaşmam gerekiyor ki yeni video çektiğimde hafıza doldu demesin. Hafıza doldu dediği zaman canım sıkılıyor iyice. O videoları bir aradan çıkartalım. Videoya geçmeden önce bunu hatırlatmak istedim sizlere. Ama hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Ama olmazsanız da canınız sağ olsun, yapacak bir şey yok. 2 saniyelik iş sonuçta. Abone ol'a tıklıyorsun, beğeniyorsan videoyu beğene tıklıyorsun. Yorum yapmak istiyorsan yorum yapıyorsun. Yani bunlar bana destek olmuş oluyorsunuz ya. Mini karavanda yaşayan bu genç kardeşinize ve Cesur'a destek olmuş oluyorsunuz. O zaman eski videoya geçelim. Şimdi bu karşınıza gelecek video hangisi? Onu söyleyeyim sizlere. Cesur'u daha yeni sahiplenmiştim. O video gelecek muhtemelen. Bir de müzik yaptığım video var. İkisi karışık gelebilir. O iki videoyu bir ortadan şey yapmam lazım. Sizlerle bir paylaşmam lazım. Ortadan kaldırmak diyecektim ya. Aynen, ortadan kaldırmak tabiri de olur. Çünkü ortadan kaldırmam lazım. Telefonun hafızasından silmem lazım onu. Başka türlü şey yapamayacağız. Çünkü video çekiyorum, hafıza dolu diyor. Bir de uzun videolar. Bakalım, müzik yaptığım videoyu ayrı mı paylaşırım bilmiyorum da. Yarın belki iki video yapabilirim ya. İki video. Sabah birini, akşam birini. Bir şey yapabilirim bakalım. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler diliyorum hepinize. Herkese selamlar. Yemek videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben yemek yapacağım. Açlıktan ölüyorum. Ufaklık karnını doyuruyor orada. Oh mis, ye bakalım yemeği. Senin mama hazır. Uf, karnım gurulduyor. Şimdi biberler bozulmak üzere, biberlerin hepsini yapayım diyorum. Şu patatesleri önce bir soyalım ya. Ya bu da işte İşin zorluğu, kendin yemeğini kendin yapıyorsun. Her şeyi kendin. Hayattaki her şeyi kendin yapıyorsun. Hazır bir şey yok. Şimdi ben nasıl bir yemek yapacağım onu söyleyeyim sizlere önce. Şimdi mesela bu videoya giriyorsunuz ya. Benim sizleri sıkmamam lazım. Bu videoyu izletmem lazım ki benim para kazanabileyim YouTube'dan. Ama onu da nasıl yaparım bilmiyorum. Bilmiyorum, sıkılmadan izliyor musunuz yoksa sıkılıyor musunuz? Neyse, şimdi bu videoyu izliyorsanız, kanala bir abone değilseniz abone olun. Çünkü ben şeye baktım, %40 abone olan var izleyenlerden videoyu. %30, %60 abone olmayan var. Yani %50, %50 olsun en azından. Bir abone olun bu kanala. Ama olmazsanız da canınız sağ olsun. Boş ver. Video izleseniz de yeter, sıkıntı yok. Şimdi patatesimiz var, soğanımız var, biberimiz var. Bunları önce bir patatesi, soğanı, biberi kızartıyorum güzel. Ardından domatesi ekliyorum. Suyunu ekliyorum. Ve hafiften pişmeye bırakıyorum. Ondan sonra efsane bir yemek ortaya çıkıyor. Geçen öyle yaptım, güzel oldu. Bayağı da yani ertesi akşam yedim normal. Ertesi öğlene kadar acıkmadım yani, öyle söyleyeyim size. Vitaminli olduğu için. Patates var, soğan var, biber var, domates var. Belki buna yumurta da kırabilirim ama. Bilmiyorum, yumurta kırsam mı? Kırarım belki ya, o da vitamin sonuçta. Vitamin olsun. O zaman menemen oluyor tabii yumurtayı kırdığınız zaman. Şimdi ne demiştik? Planlarımızın arasında bulacağımız yerde çeşme olması lazım. İnternetimizin olması lazım. Aynı zamanda da korkmamamız lazım. Yakınlarda evlerin, yani bir iki tane yaşayan birisi olması lazım. Yani bir, böyle korkmayacağım, güvenebileceğim birisi olması lazım. Öyle bir yer bulmam lazım. Daha sonra rahatız. Orada kışı geçireceğim. Yazında tekrardan yollara düşeceğiz. Yani kışı dedim yani.
Mart'a kadar. Mart. Aynen Mart'a kadar ya. Ocak, Şubat'ı geçirdikten sonra, Şubat bittikten sonra rahat. Sıkıntı yok. Değil mi ufaklık? Ufaklık orada götürüyor. Gece gündüz mama yiyor. Onu yesin vermeyeceğim daha. Bombalı olacak şey gibi. Obezite olur, obezite. Neyse ben şunları soyayım ya. Konuşacak bir şey bulamadım. Şimdi soğanı, patatesi, biberi doğradım güzelce. Bunları kavuracağım şimdi. Bizim ufaklık da orada. Ne yapıyorsun sen? Bıttık. Oynuyor oralarda. Demin kızdım ona. Dedim ne yapıyorsun sen ya? Bunun üzerine çıkmaya çalışıyor masanın. Şimdi kızmazsak büyüdüğünde baş edemeyiz. Şimdiden öğrenmesi lazım. Şimdi şunu bir götürelim abi. Şunu güzelce bir kavuralım. Evvela yağımızı koyalım. Biraz bol koyacağım ya. Çünkü bayağıdır yemek yemiyorum. Biraz daha koyayım ya. Yeter. Şimdi biraz kızdıracağız, ondan sonra şey yapacağız. Şuna bak, şuna. Fıttırık. Ben yemeği yapacağım hadi. Yat sen orada güneşe doğru. Oo. Tipe bak, tipe. Arkadaşlar, isim tavsiyelerinizi yoruma bekliyorum. Ne koyalım bu bıdılığın ismini? Şimdi yemeğimiz. Ya bu niye de yamuk duruyor böyle? Şunu birazdan karıştırayım. Çok hafif kavurduktan sonra domatesimizi ekliyoruz. Daha sonra üzerine su ekleyeceğim biraz. Sonra pişmeye bırakacağız. Suyumu da ekledim. Yeterli kadar idare eder bu su. Şimdi kapağını kapatacağız. Pişmeye bırakacağız. Piştikten sonra tekrar bakarız nasıl olmuş. Dostumuzun yeri güzel. Değil mi? Binleri koydum altına. Üstüne de şeyle örttüm. Eski bir havlumuz vardı, onu örttüm. Herhalde üşümez ya. Dün gece çünkü tuluma işediği için yanıma almak istemedim. Hafiften titriyor gibi ama dur şimdi ona bir düzenleme daha yapacağım. İsim tavsiyelerinizi gene bekliyorum. Hala isme karar veremedim. Artık bu onun yeri burası. Burada yatacak. Sokaklardan iyidir. Sokakta donar hayvan ya. Şimdi biliyorsunuz ki bende uyku tulumu var. Yavrumuzun yanına da şu sıcak su torbasına su kaynatayım koyayım diyorum ya. Sıcak olur sabaha kadar. Üşümez. Eski bir şey bulamadım ya. Böyle battaniye olarak kullanmaya. Neyse dur bakalım. Bir şey bakacağım şimdi. Şimdi minik dostumuzu göstereceğim sizlere. Sıcak su torbasına su koydum. Su kaynatıp şu çaydanlıkta. Sonra çorap geçirdim ona. Video montajladım. O yükleniyordu. Hazırlanıyordu daha doğrusu. Yüklenmiyordu. Ondan dolayı video çekemedim onları yaparken. Koydum canımızın yanına. Sıcak sıcak şimdi yatıyor. Hiç sesi soluğu çıkmıyor. Demin bağırıyordu biyak biyak. Ya benim şimdi uyku tulumum var ya. Sıcak oluyor. Ondan dolayı ona ihtiyacım yok şu anda. En azından hayvan sıcak sıcak sabaha kadar uyusun. Her akşam yapacağım bunu. Suyu kaynatacağım güzelce. Bakalım ne yapıyormuş şimdi. Bakayım. Aha, tipe bak, tipe. Nasıl yatıyor bak şuna bak. Dur şimdi sıcak su torbasını göstersem mi? Rahatını bozmayalım mı? Rahatını bence hiç bozmayalım. Sıcak su torbası tam şurada. Havlunun olduğu kısımda, havlunun altında. Bir saniye. Şöyle koyayım. Şurada bak. Çorap geçirdim ona. Yat oğlum yat tamam. Tamam yat oğlum. Bak
bakışa bak bakışa. Sıcak sıcak yatıyor. Oh oh oh. Hadi iyi geceler herkese. Allah. Şimdi çiz yapsın diye indirdim aşağı. Yukarı çıkmaya çalışıyor. Ne oldu ne oldu? Sen ne bakıyorsun oradan? Bu da bizimkine bakıyor. Hadi biraz abla bakayım ya. Hiç avlamıyorsun, koramıyorsun ya. Olur mu ki böyle? Gel. Gel bakalım. Gel bakalım kara duman. Hayır. Şşt. Dö. Benim oğluma dokunma sakın. Oynamak istiyor da. Şşt, hayır. Bırak o da, o daha ufak. Kaç bakayım oradan. Geliyor mu şimdi oraya? Markete girmiştim, karavana bir geldim, bizimki yok. Nerede göreyim? Ulan var ya. Demin markete girdim geldim, bir baktım yok ya, dedim bu nerede? Bakıyorum ön tarafa yok, arkaya bakıyorum yok. Bir de baktım ki tulumun altına girmiş, yatıyor. Anam, şunun tatlılığa bak şunu. Üşüyor musun sen? Aynı ben. He? Tipe bak tipe. Oh, keyifler yerinde. Şu tipe yatışa bakar mısın ya? Bakar mısın ya şu güzelliğe? Allah Allah Allah, yerim bu güzelliği ya. Kalk bakalım. Kalk hadi, sabah oldu. Uyan. Uyan, uykucu ya, sıcağı gördüm hemen uyuyor. Uyan bakalım. Ufaklığımızın karnını doyuruyoruz. İnşallah tosun gibi olacak değil mi? Bu zeytin kavanozunu su kabı yaptım şimdilik. Biraz büyüdükten sonra şey yaparım. Daha geniş bir kap alırım. Diğer kabı da mama kabı yaptım, kapaklı. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Vitamin aldım, şunu göstereyim. Şöyle. Destek için kalsiyum, fosfor, bilmem bir şeyler işte, şey, bünyesi, kemikleri falan güçlenmesi için. Vitamini yutturamıyorum ama şey, mamanın içine karıştırdım, o şekilde yiyor. Çeyrek tablet veriyorum. İnşallah çok güçlü bir köpek olacak. Dön lan, basma mamanın içine. Yemek yedin yere ayak basılır mı? Yavaş yavaş biraz büyüdükten sonra otur kalk öğreteceğim işte. Bir şey atacağım, getirecek mi var falan. Güzel olur. Ye oğlum ye, tamam ye. Ye hadi ye. Yemem ana.